Evet, hoş geldiniz tekrar. En son iki tane problemden bahsettik. Bir tanesi Möbius'un ortaya attığı ve cevapladığı problem. Diğeri de Henry Ernest Dudeney Water Gas Electricity Problem. Birisi göreceğiz ki aslında K5 grafının planar olup olmamasıyla alakalı. Diğeri ise K33 grafının planar olup olmamasıyla alakalı. Şimdi çözümlerinden bahsedeyim. Nasıl yapabiliriz bunları? Taking the dual. Deal. Note that the first problem is equivalent to asking if K5 is planar. Bunu görmek için to see this simply replace each piece space yani şeyin bir de vertex and join two vertices if the corresponding faces have a common edge. Şunu söylüyoruz. Şimdi ilk problem şuydu. Bir tane ülke var. Bu ülkeyi işte kral 5 tane oğlunun arasında pay edecek. Ama öyle hani sınırlar çizilsin istiyor ki her bir ülke diğer 4 ülkeye komşu olsun. Yani bir sınır çizgisi olsun. Şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki iki tane böyle ülke var. Birbirlerine ortak sınırları var. İşte bir tanesi de şöyle. Dual almaktan kastettiğimiz şey şu. Yani her bir face'ten bir tane nokta seçiyorsunuz içinden. Ondan sonra da diyorsunuz ki eğer ortak bir edge'leri varsa bu şeyleri birleştiriyorum vertex'leri. Şimdi o zaman bizim yapmak istediğimizde 5 tane bölge olacak. 5 tane face var. Yani 5 tane vertex var. Ve her biri diğer dördüyle şey olsun istiyoruz. Komşu olsun istiyoruz. O zaman her bir vertex diğer dört vertex'e de bağlanacak demektir bu. Bu da yani 5 tane vertex'imiz var. Her vertex diğer dördüne bağlıysa bu zaten K5, değil mi? Dolayısıyla bu graf K5 grafı ve biz K5 grafı düzlemde çizilebilir mi? Ona görmek istiyoruz. Yani K5 grafı tabii ki yani çiziyoruz da ne istiyoruz? Öyle çizelim ki edge'ler birbirini kesmesin. Edge'ler birbirini niye kesmeyecek? O şundan. Çünkü iki tane edge'i ne zaman koyuyoruz? İki tane face ortak kenarı varsa o face'lere karşılık gelen vertex'leri birleştiriyorum. İki tane edge'in tabii ki kesişmemesi lazım bu resimde eğer bu planarsa. Çünkü kesişmesi yani nasıl mümkün olabilir? Hani bir başka ülke daha var. Onun ortak boundary'si varsa o zaman burada da bir edge olacak. Bu edge'lerin kesişmesi mümkün değil. Tamam mı? O yüzden yani biz şunu istiyoruz.
K5 grafını düzlemde çizmek istiyorum ama edge'ler kesişmesin. Bu da ne demek? K5 planar mı? Dolayısıyla K5'ın planar olup olmadığını merak ediyoruz yani. İkinci soru ise neydi? İşte bu water, gas, electricity problem. Yani water, su, gaz ve elektrik için 3 tane şey var, kaynak var. Ve 3 tane de ev var. Her bir kaynaktan her bir eve bir boru döşemek istiyoruz. İşte elektrik, su ve gaz için. Ve bu borular kesişmesini istiyoruz. Şimdi ben mesela bir deneme yaptım. Hepsini bağladım. Birbirleriyle hiç kesişmiyorlar. Bir tanesi hariç. Onu şu kırmızıyla çizdim. Yani elektrisiteyi B havzuna bağlamak için diğerlerini kesmek zorunda kaldı. Soru şu, hani ben bunu beceremedim ama belki bir başkası becerebilir. The second problem is equivalent to asking if K33 is planar. Şimdi birazdan göreceğiz. Both questions are answered in the negative. İkinci soruyu ben ortaokulu herhalde bitirmiştim. Bizim oturduğumuz işte o zamanlar böyle mahalle kültürü vardı. Bir abi gelmişti. Rizeli. İşte çocuklara sorular soruyordu. Ben de oradaydım. Bu soruyu sordu. Bunu beceremezseniz dedi, üniversiteye falan gidemezsiniz dedi. Ben biraz uğraştım. Baktım olmuyor, vazgeçtim. Çözümünü sorduk, söylememişti. Ama zaten sonra öğrendim ki mümkün değilmiş. Okay. K5 and K33 are both non-planar. Şimdi K5 için başlayalım. For K5, şimdi vertex sayısı 5, değil mi? Edge sayısı da 10 çünkü her bir 5 kenar, özür dilerim, köşe diğer 4 köşeye bağlanıyor. 20 eder ama tabii ki A B'ye bağlıysa B de A'ya bağlı. O yüzden 2'ye bölüyoruz. 10 tane kenar var. And hence buradan tabii ne görüyoruz? E sayısı 3 çarpı V eksi 2'den büyük. Neden? Çünkü 10 5 eksi 2 3 3 çarpı 3 9 10 5'ten şey 9'dan büyüktür. However, ama biz şeyi görmüştük. However, by the first corollary above E must be less than 3 times V minus 2 if K5 were planar. Hence K5 cannot be planar. Size de hatırlatayım. O koroları şuydu. Bu teorem koroları bu, evet.
Simple planar connected graphsa o zaman E sayısı 3 çarpı V eksi 2'den küçüktür. Dolayısıyla K5 planar değil. 4K33 V is equal to 6 and E equals to 9 and hence E is larger than 2 times V minus 2. Since K33 bir tane bipartite graph, dolayısıyla da bir tane odd cycle olamaz. O yüzden 3 cycle yok. 3 cycle olmadığı için en az 4 cycle veya yukarısı var. Bu da ne demek? Her face en az 4 kenara sahip, değil mi? Çünkü face'lerin boundary'si cycle'lar. 3 cycle olmadığına göre her face'de en az 4 boundary var. O yüzden şunu biliyoruz. Since K33 has no triangle face by a corollary above, E is less than 2 times V minus 2, which implies that K33 cannot be planar. Bu kuralları da şuydu. Yine hatırlatayım size. Şu. Simple planar connected graph having no triangle face then E eşittir. Pardon. E 2 çarpı V eksi 2'den küçüktür. O yüzden de K33 şey değil, planar değil. Tabii ki bunlar planar olmadığı için bunları içeren hiçbir şey de planar olamaz. Değil mi? Yani çünkü bir graf planarsa ve içinde K5 varsa K5'ın oluşturduğu subgraf da plane'de çizilmiş demektir. O da planar olması lazım. Dolayısıyla bunları içeren herhangi bir graf da planar olamaz. Remark diye yazalım. Note that any graph G containing K5 or K33 as a subgraph cannot be planar either. Dahası ama ilginç olanı şu. Bu ifadenin tersi de doğru. Yani bir grafta K5 veya K33 yoksa o planar. O kısım zor, hani kolay değil. Şöyle yazayım. The converse of the above statement is known as Kuratowski's teorem. Yazayım onu da. Teorem Kuratowski 1930. A graph is planar if and only if it contains
No subgraph. Homeomorphic to K5 or K3-3. Homeomorfizmi de şundan şey yapıyoruz. Hani arada böyle edge'lerin arasında noktalar varsa, hani o noktaları da başka vertexlerden gelen noktalar varsa onları yok sayabilirsiniz. Yani mesela şöyle diyeyim, hani K5 şu graf, değil mi? K5 bu. Şimdi diyelim ki bu graf G'nin içinde yok da şu var. Şurada bir vertex daha var. Çünkü belki G'nin içinde böyle edge'ler var. Ama siz hani bu edge'leri düşünmediğiniz zaman diyorsunuz ki bu K5, ama teknik olarak bu K5 değil, çünkü 6 tane vertex'i var. Homeomorfik lafını ederseniz bu şu demek. Yani şu vertex'i kaldırabilirim. Şimdi K5 oldu. O yüzden hani statement'ı bu şekilde söylemek lazım. Doğrusu bu. K5'ı içermeyebilir ama ona homeomorfik bir şey içeriyorsa da yine şey olamaz. Planner olamaz. Peki. Any tabii ki complete graph. Graph. Kn. N greater than 5 and KPQ where PQ greater than or equal to 3 are non-planar. Çünkü bu KN'ler değil mi? Biri diğerinin içinde. Fazladan vertex koyuyorsunuz, fazladan eşler koyuyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsi K5'ı veya K3'yi bir subgraph olarak içeren şeyler. Bu teoremin biraz daha kuvvetli hali şu. Bunu da Wagner yapmış 1937'de. Graph is planar if and only if it contains no subgraph contractible to K5 or K3-3. Contractible da şey demekti. Hani edge'leri böyle büzüyorsunuz. Tek bir nokta yapıyorsunuz. Dolayısıyla o edge'in iki köşesini tek bir köşe haline getiriyorsunuz. Ona yani contraction deniyordu. İki tane graf eğer bu şekilde birbirine şeyse, hani birini contract ediyorsunuz. Diğerini elde ediyorsanız hani işte büyük graf diğerine kontrak etmiş oluyor. Şey vardı. Şu örnek Patterson graf. Example. The Patterson graf. Contains K3-3 is a subgraph and hence it is non-planar. Aynı zamanda şu var, it also contracts to K5
Enhance. Enhance. It is non-planar by Wagner's theorem also. Patterson graph şuydu. Çizeyim. Bir beşgenimiz vardı. Pardon, şöyle. Böyle. İçinde de bir tane yıldız var. Şu grafta. Yani beşgen içinde de yıldız var. Contraction şöyle yapabilirsiniz. Şu edge'leri contract edebilirsiniz. Hani şu vertex'i şuraya, bu vertex'i buraya. Bu şekilde şu edge'leri yok ederseniz o zaman elde ettiğiniz şey K5 olacak. Değil mi? Buradan işte K5'a geçmiş oluyorsunuz. Şöyle çizeyim. Değil mi? O zaman şunu elde etmiş olacaksınız. K5. Patterson's graph. Yok, Patterson graf, değil mi? Sadece. Okey. Contraction'ı görüyorsunuz değil mi? Yani şu üzerinde ok olan edge'leri şey yapıyorum. Noktaya contract ediyorum. Okey. Şimdi non-planarity'nin bir şeyini gördük, characterization'ını gördük. K3 veya K5'ı içermemesi lazım veya işte kontrak etmemesi lazım ona vesaire. Ama pratikte öyle bir şeyi kontrol etmek çok kolay değil. Hani size bir graf verildi, 10 tane vertex'i var. Bu planar mı değil mi? Hani içinde K3 var mı, K5 var mı? Onu kontrol etmek hiç de kolay bir şey değil. O yüzden bir takım şeyler var. Ekstra böyle measure'lar var. Non-planar olmasını ölçen. Onlardan bahsedeceğiz. Measures of non-planarity. Yani planar graf olmaktan ne kadar uzak olduğunu ölçen 3 tane nosyondan bahsedeceğiz. We will describe a method to measure how a given graph non-planar graph. Graph is far from being planar. We will mention four methods and examine the first three of them.
Bunlar az çok kontrol etmesi kolay şeyler. Yani çok da değil ama. Şimdi başlayalım. Nasıl tarif edeceğiz bunları? Assume that a non-planar graph, non-planar graph G is given. To understand how this graph is non-planar, we ask the following questions. Bunlar. What is the smallest number of planar graphs whose union is G? Yani G grafını biz bir takım subgrafların union'u olarak yazmak istiyoruz. Öyle ki her bir subgraf planar olsun. Bu yazımı en az kaç grafla yapabiliriz? Mesela iki tane planar grafın union'u olarak yazılabilir mi? Veya en az üç tane mi gerekiyor? Şey o. Soru o. İkincisi şu. At least how many edges can we delete from G to obtain a planar graph. Değil mi? Herhangi bir graf verildiğinde edge'leri birer birer çıkartırsanız sonunda hiç edge kalmayacağı için sadece noktalar kalacak. O da tabii ki planar bir şey. Çünkü kesişen edge yok. Edge kalmadı. O zaman şunu sorabilirsiniz. Hani en az kaç tane edge çıkartırsam graf planar oluyor. O sayıyı sorabiliriz, değil mi? İşte bir yerde planar olmaktan bir çeşit uzaklık, değil mi? Bir edge'ini çıkartırsın. Mesela K5'da, K33'de öyle. Birer edge'ini çıkartırsanız ikisi de planar. Çünkü en son bir edge'i takarken şey olmuştu. Onlar non-planar olmuştu. K5'i çizmediğim ama onunki de aynı olacak. Yani burada mesela şu kırmızıyı koymazsam planar. Dolayısıyla K33'den bir edge eksik bu sadece. O zaman planar oluyor. Ama K33 planar değil. Üçüncü sorumuz da at least how many bridges can we delete yok, can bunu yanlış yazmış olabilir miyim diye.
Şurada bir bakayım. Yok doğru. Can we delete değil de can we use to avoid crossings of pardon yanlış yazdım. Bu dördüncü soru. Üçüncü soru şu. Özür dilerim. What is the smallest number of crossings when we represent G in the plane? Yani bir grafın birden fazla planar representation var. Bir sürü var. Yani plane'e çizebilirim. Planar representation demeyeyim. Plane'e çizebilirim grafı. Ve birden fazla şekilde. Bunların içinde crossingleri sayarsam. Yani mesela şu grafı düşünün. Şöyle de çizebilirim bu grafı. Böyle de çizebilirim. İkisi de aynı graf. Mesela şöyle olsun. Şimdi şunun mesela burada bir crossing'i var, değil mi? Ama bunu böyle çizersem crossing'i yok. Dolayısıyla da bu representation'da bir crossing var ama ben bunu böyle çizersem crossing'i yok. Dolayısıyla buradaki crossing number mesela sıfır. Yani dolayısıyla bu planar demek. Ama böyle çizerseniz var. Biz ne diyoruz? Smallest number of crossings when we represent G in the plane. Plane. Smallest number'ın nedir bunun? Son soruda şu, bunun üzerine çok durmayacağız. At least how many bridges can we use to avoid crossings of edges? Şimdi bu dört sorunun ilk üçü üzerinde duracağız. İlk sorudan başlayalım. O thickness of a graph dediğimiz şey olacak. Şimdi onu tarif edelim. Yani neydi ilk sorumuz? G grafını subgrafların union'u şeklinde yazacağım. Öyle ki her birisi planar olacak. Peki. Given a graph G, graph G, the thickness or the depth of G. Depth de deniyormuş. Denoted as theta g is the smallest value of t such that it is possible to find planar graphs G1, G2 up to GT each having
The same vertex set with G such that G equals GI. Yani grafların şöyle bir özelliği var. Subgraflar ama vertex setleri G ile hep aynı. Dolayısıyla G'den tek farkları nedir? G'nin bir takım edge'lerini siliyorsunuz, G1'i elde ediyorsunuz. G'nin bir takım edge'lerini siliyorsunuz, başka edge'lerini G2 elde ediyorsunuz. Başka edge'leri siliyorsunuz, G3 elde ediyorsunuz. Bu şekilde elde ettiğiniz subgrafların hepsi planar olacak, artı union'ları da G'yi verecek. Tabii planar bir grafsa bunun thickness'ı 1 çünkü kendisi zaten bir grafın planar grafın union'ı kendisini değil mi? Thus the thickness of a planar graph is one. A graph with thickness 2 is called biplanar. Biplanar. Okay, since we do not require connectedness of GI, theta G is just the minimum number of planar subgraphs of G whose union is G. Yani vertex setleri aynı olsa da grafların connected olması gerekmiyor. Yani çünkü vertexlerin bir kısmı kendi arasında birbirine bağlıdır. Diğer kısmı da kendi arasında. Dolayısıyla da connected olmayabilir. O yüzden de aslında hani non-planar subgrafları saymaktan aynı şey. G'yi ama union'ları G olacak şekilde. Peki. Okay. Şöyle bir remark var, onu da söyleyeyim de thickness nereden çıkmış? The concept of thickness originated from a 1962 conjecture of Frank Harary. Şöyle demiş Harary. For any graph
Online point. Either itself or its complementary graph is non-planar. Note that this problem is equivalent to determining whether K9 is biplanar. Çünkü 9 vertexli bir graf aldığınızda onun komplementerisiyle kendisinin union'ı K9 olur. Yani her graf için o geçerli. Bir grafın n tane vertexi varsa onun komplementini alıp kendisiyle union'ını alırsanız o Kn olacak. Çünkü işte iki vertex arasında birinde edge yoksa diğerine koyuyorsunuz. Dolayısıyla ikisinin union'ında bütün edge'ler var. O yüzden Kn. O zaman bu soru şeye dönüşüyor. K9 biplanar mı? Biplanar ne demek? İki tane planar graf cinsinden yazılabiliyor. İki tane planar grafın union'u olarak yazılabiliyor. Ama ikisi evet o demek. Dolayısıyla Frank Herrera'nın sorduğu şey şu. Biplanar demek hani bir tane iki tane yazdığım zaman en azından ha, evet yani biplanar ise o zaman bu şu demek iki tane graf var ikisi de planar dolayısıyla Frank Herrera'nın savı geçersiz oluyor eğer K9 biplanarsa. Çünkü K9'u ben iki tane graf cinsinden yazabiliyorum. Ve ikisi birden planar. İkisi birden planarsa siz söyleyin. Herrera yanılmış olurdu. Ama şu şey olmuş. İspat edilmiş. It turns out that theta k9 is 3. Yani iki tane değil, iki tane graf şeklinde yazarsanız en az bir tanesi non-planar. That is k9 is not biplanar. Hence the Herrera's conjecture is true. Okay. Şöyle bir örnek de var. Bu lecture notlarda Ali Hoca'nın sayfa 32'de. Şekiller çok karmaşık o yüzden ben çizmedim. K9 ve K12. K12'de her ikisi de bunların tetaları 3. Yani bunlar en az 3 tane planar grafın union olarak yazılabiliyorlar. 2 tane yazılamıyorlar. Peki, ara verelim.